Hepinize merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Birkaç arkadaş yorumlarda epeydir soruyordu. Benim de aklımda vardı bu video açıkçası. Bugün size canlı yem serimizin ilk videosu olan tartaralara göstereceğim arkadaşlar. Nasıl beslenmesi gerekmekte, neler yapmalıyız vesaire. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük bir kutu lazım. Hani çok büyük olmasına da gerek yok ama ben hani elimde bolca bulunsun. Hem bir de çok hızlı üreyen yemler oldukları için kendi kendilerine üremeleri açısından büyük bir kutu tercih ettim. Özellikle yüksek olmasına dikkat edin. Çünkü bazı tartaralar kaçabiliyor ve bu da sizin için sıkıntı yaratabilir. Özellikle tartarayla lobster, lubyalarda o kadar sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Bunlar poposu siyah olanlar dişi. Ama şöyle yakalarsak göstereceğim. Şu bir erkek ama yakalayamadık maalesef. Poposu siyah olanlar dişi, koyu renkli olanlar, ama öteki açık renkli olanlar erkek. Çünkü onların kanatları var. Erkeklerin uçabildiğine dair rivayetler var ama ben hiç görmedim arkadaşlar. Ama böyle bir rivayet hani durduk yere çıkmaz. Çünkü o kanatta boşa durmuyordur yani. Çok kısa mesafeler. Mesela iki sigara paketi boyu diye söylendiğini duydum. O kadar zıplayabiliyormuş yani kanatları sayesinde. Öyle pır diye etrafta dolaşmıyor ama. Şimdi arkadaşlar bunların beslenmesine gelecek olursak şöyle göstereyim. Ben kabın en altında köşelere köpek maması koydum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz zaten şu köşede şu an. Şöyle parmağımla göstereyim. Şurada köpek maması var. Köpek mamasının gelişmelerine çok faydalı olduğunu duydum. Bir de bunların su ihtiyaçları var tabii ki. Hani besin ihtiyaçlarını belki köpek maması giderebilir ama su ihtiyaçları, meyve, sebze veya su kristali kullanabilirsiniz arkadaşlar, ama kesinlikle fısfısla fıslatmayın çünkü bu yumurta kartonları ıslanır. İçeride de nem olursa canlılarınızın mite basabilir arkadaşlar. O yüzden meyve, sebze verirsiniz. Bir gün sonra alırsınız. Ben portakal, elma, patates, havuç falan veriyorum yani. Bunlar tam yetişkin yani adult boy diyemem. Orta boy. Hepsi büyük ihtimal dibe kaçtılar. Bayağı hızlılar arkadaşlar. Ben bu yemi aslında almayacaktım. Biraz tehlikeli bir yem benim için. Sebebi de şu. Şöyle bakın, bir sürü görüyorsunuz. Sebebi de şu arkadaşlar. Bunlar yumurtlayarak ürediği için ve çok hızlı oldukları için evde kaçarlarsa arkadaşlar, üremeleri dişi bir yetişkin. Bakın şurada bir erkek var. Onu bir size göstereyim. Evet, yakaladık. Bakın bu bir erkek. Şöyle. Elime de düşerse hiç hoşlanmam ama sizin için. Bakın kanatları var. Bu açık renkli. Bir de dişisini yakalayayım arkadaşlar size. Çok hızlılar gerçekten ya. Ben de çok hoşlanmıyorum açıkçası. Bu da bu sefer elimi altına koymayacağım. Çok uçtan yakaladım. Şöyle odaklayalım. Bu da dişisi arkadaşlar. Poposu siyah gördüğünüz gibi. Bu şekildeler. Bunlar evde kaçarsa gerçekten büyük sorun teşkil edebiliyor. Özellikle uygun ortamı bulurlarsa hamile yetişkin bir dişi evinize hamam böceği basabilir arkadaşlar. Ben o yüzden şöyle bir genişe alalım. Bayağı büyük. Yani şöyle elimle bir göstereyim isterseniz. Şöyle biraz kamerayı da geri alalım. Şöyle elimi koyunca anlarsınız. Bayağı büyük bir kap kullanıyorum. Zaten bu yumurta kapları da böyle durmuyor. Şu şekilde duruyorlar. Böyle durunca kaçmaları çok muhtemel değil. Bu işin piri olan bir abimiz var. Çok tartışılan bir konudur bu. Tartaralar tırmanabiliyor mu, tırmanamıyor mu? Tamam, Dubia tırmanamıyor. Lobster'la Madagaskar kesinlikle tırmanabiliyor. Zaten bu videoda Lobster ve Madagaskar olmayacak arkadaşlar. Çünkü ben tırmanan böcekle uğraşamam. Hani onun sıkıntısı çok büyük olur benim için. Tartara peki tırmanıyor mu, tırmanamıyor mu? Tartara arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer bir sene boyunca bu kabı silmezseniz şurada hani tırmanmaya çalışırken görebilirsiniz yani. Bir günde
Hani tırmanmış olabilir. Niye tırmanmasın? Ama genel olarak düz pürüzsüz yüzeylere tırmanamıyor. Cam, plastik gibi. Ama yumurta kolisi gördüğünüz gibi falan çok rahat bir şekilde tırmanabiliyor. Ha, Dubi'ye kadar da şey değil yani. Aptal bir, hani böyle Dubi'ye kadar da hantal, böyle düşüp ters kalacak bir hayvan değil. Çok daha çevik, çok daha atik. Ama sonuçta bir lobster, Madagaskar gibi de düz cama bile tırmanma özelliği yok yani. O yüzden çok tercih edilen bir yer. Ben bunu alma sebebim, hayvanım çok yem seçiyor arkadaşlar. Dubiyalar biraz küçük geliyordu. Bunlar hem daha hızlı yürüyor, hem daha çabuk büyüyor. Bir dubiya yaklaşık 7-8 ayda büyürken bu 5-6 ayda yetişkinliğe gelebiliyor yani. Dubiyalarım hem çok küçüktü, piyasada büyüğünü de bulmak çok zor. Bunlar rahat ürediği için piyasada her çeşidini bulabiliyorsunuz. Hem dubiyadan daha ucuz. Adı nedir? Bir de şöyle bir olay var. Bunlar daha hareketli olduğu için yemin ilgisini çekiyor. Yemi kışkırtıyor yani. Ben zaten bir gün besleme videosu da göstereceğim nasıl yemek yediğine dair leopar gecko'nun. Leopar gecko böyle şey yani, hareketsiz bir şey çok atlamıyor. Biraz iştahsız olsa bile pışpışlanınca, böyle ne bileyim bir şeyler kıpırdanınca, onu kışkırtınca onu yiyor arkadaşlar. Bunu denedim. Daha sonuç alamadım arkadaşlar. Biraz deri zamanı herhalde. İştahsız arkadaşımız. Umarım yer. Tartaralar hakkında sorunuz olursa arkadaşlar, yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videomuz dubiyalar hakkında gelecek. Kurt çeşitleri, moryo kurdu, un kurdu, üretimi falan. Onlarla ilgili de videolarımız gelecek. Ama tartaralar aşağı yukarı bu kadardı. Su ihtiyaçlarından bahsettik, besin ihtiyaçlarından bahsettik, kaptan bahsettik. Daha da neden bahsedelim? Kaçırmayın dedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.